Çıkışımız devam ediyor. Şu an baktığımızda geçen hafta söylemiştim, son 4 maç çok böyle kritik bir haftalar. 4 maçta geleceğimiz nokta bizi çok önemli bir yere getirecekti. İlk aşamasını geçtik. Yani iç sahada kazandığımız Denizlispor maçı gerçekten hem skor anlamında, oyun anlamında ve ligde geldiğimiz konum anlamında çok değerliydi. Şimdi tabii ki son 3 maç var. Bunları da aynı hedef doğrultusunda oynamamız gerekiyor. Ki her şeyin lehimize dönmesi için. Şu an çıkışımız devam ediyor. Özellikle saha içerisindeki organizasyonlarımız bizi yukarıya doğru taşıdı. Ama yani 2 gün sonra oynayacağımız maç da çok değerli, çok önemli. Onu da kazanmak zorundayız. Lig çok zor bir lig. Yani oynamadan, mücadele etmeden, saha içerisinde organize olmadan kazanılmıyor. Biz de bunu başarıyoruz. Şu an zaten her şey iyi gidiyor. Hocam liderle geldiğinizde 7. sıradaydı takım. Şu anda 2. sırada. Liderle bir maç eksik olmasına rağmen 10 puan farkı var. Genelde nasıl bir düşünüyorsunuz ligi? Lig şimdi baktığınızda tabii ki bir puan avantajıyla Eyüpspor önde görünüyor. Ama biz de kendimizin ne yapacağı çok değerli ve önemli. Biz kendi istikrarımızı devam ettirmek, kazanarak devam etmek, süreci tabii ki kaybetmemek değerli ve önemli ama kazanarak da gittiğin takdirde 2-3 hafta, 4 hafta sonra her şey farklı boyut alabilir. Ama biz önce kazanıp ondan sonraki sürece bakmamız gerekiyor ki biz kazandığımız Denizlispor maçından sonra da bütün baktığınızda rakipler puan kaybeden oldu. Herkese şunu söylemiştim, yani biz kazanalım, diğer rakiplerin ne yapacağı çok önemli değil. Biz, önemli olan bizi kazanalım. Kazandıktan sonra bunu çok güzel değerlendirebiliyoruz. Son 3 maç içinde planımız tabii ki 9 puanla ayrılmak. Bu bizi zaten ilk yarı bittiğinde de baktığınızda çok güzel bir yerde tutacaktır zaten. Hocam, Yeni Malatyaspor'un aşağıda olması, onu küçümsersek pahalıya mal olur mu bize? Neler söyleyeceksin? Şöyle, hiç küçümseme gibi düşüncemiz yok. Yani baktığınızda 8 puanı deplasmanda kazanmış bir takım. 17. görünebilir ama yani birçok maça da iyi oynayan, özellikle birlikte oynayan bir takım. Özer Hoca da geldikten sonra, Hasan Özer geldikten sonra da çıkış yakaladılar aslında. Bu ligde geçen hafta da öyle. Denizlispor maçı baktığınızda skor anlamında böyle görünüyor ama sen oynadın, yani biz oynadığımız için bu böyle çıktı. Sen rakibi her zaman ciddiye almak zorundayız biz. Bizim oynayacağımız futbol, rakip zirvede de olsa, aşağıda da olsa onlara karşı Samsunspor gibi oynamak zorundayız. Bu maça da böyle hazırlanıyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Tabii onlar da yani iyi bir, baktığınızda Süper Lig'de oynamış iyi bir kulüp. Ama biz şu an hedefe giderken de her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Hocam, özellikle Twitter'da, sosyal medyada şey geziyor. Yani Tomane, Diomande, Çınar'ın ayrıldığı yönünde dedikodular var. Yani bunlar istiyor musunuz? Ayrılacaklar mı? Ya onlar şu an bizimle beraber antrenmana çıkan Çınar'ı ayrıldı. Zaten o tek taraflı kendince ayrılığı seçti. Biz tabii şu an odak noktamız, evet bizimle antrenmana çıkıyorlar ama şu an benim odak noktam biraz daha takım içerisinde oynayan oyuncular. Maç, Malatyaspor maçı. Yani çünkü onlar yeni daha çıkmıyorlar şu andan beri. Onlarla ilgili zaten başkanımız, icra kurulumuzla ilgili kararımızı vereceğiz ama bizim benim istediğim özellikle şu an takımdaki olan oyunculardan alacağımız performans, oyunun ve oyunculuğun gelişimi, bunlar bize katkı sağlayacak unsurlar. Maçın kazanılması, özellikle Malatyaspor maçı. Onlarla ilgili süreçte tabii ki haberiniz olacak tabii onunla ilgili ama şu an son 3 kupayla beraber 4 maçımız var. Elimizde olan oyuncular var. Onların performansı bizim için çok önemli. Her oyuncudan en yüksek performans almak çok önemli. Şu an bizim için her şey güzel gidiyor. Oynayan oyuncuların gelişimini bakıyorum. İşte Yunus'un gelişimi, Ali Ülgen'in gelişimi. Yani belki kendince yıllardan beri oynuyor. Yakaladığı bir istatistik. İşte öbür taraftan Muhammed Ali'nin bakıyorsunuz. İşte Harris devreye girdi. Ya birçok oyuncu, aslında benim ilk gün söylediğim, benim için bir felsefe her zaman Gets kavramı. Şu an oyunun ve oyuncunun gelişimi bizim için önemli. Bunların konuşulmasından çok daha yanayım. Yani biz bunları konuşalım. Onunla ilgili zaten gerekli bilgileri sizlere veririz. Şu an en önemli unsur Malatyaspor maçı. Hocam, oyuncu, özür dilerim. Evet. Hocam, oyuncunun gelişiminden bahsettiniz. İlk geldiğinizde Neşter'i vurdunuz, Novikovas ve Boltun'u yedek bıraktınız. Samsunspor'da yabancı kalitesinde ya ligin üstünde oyuncular var ya da çok altında katkı vermeyen oyuncular var. Devre arası transfer döneminde
kaliteyi biraz daha yükseltmek anlamında adımlar atacak mısınız? Ya, biraz önce söyledim size. Yani asıl transfer bizim ne biliyor musunuz şu an? Sakat oyuncuların gelişi ve en önemli ne biliyor musunuz? Taraftarımızın stada gelişi. Bizim ona çok ihtiyacımız var. O bizim için bir transfer aslında. Yani şu an konuşulması gereken içerideki oyuncuların performansı, takımın gelişmesi, bunları daha çok konuşursak bence bizim için çok daha faydalı olacaktır. O oyuncular evet, yani buraya futbolda bunlar var, profesyonel hayatta bunlar var. Şu an ben tek düşüncem benimle beraber çalışan oyuncuların sahada verecekleri katkı çok değerli ve önemli. Çünkü hedefe böyle gidiyoruz. Ama taraftarımıza da buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Yani baktığınızda ben herkesin, her teknik adamın, her futbolcunun çalışmak istediği çok değerli bir kulüp Samsunspor. Bir marka. Baktığınızda taraftarıyla aslında çok önemli bir marka. Onların gelmesine ihtiyacımız var. Daha önce bir serzenişte bulmuştum. Herkes bir arkadaşını alsın gelsin. Şu an şöyle bir şey söylüyorum. Mahalleyi toparlayıp gelsinler. Yani biz bu hedefe giderken, şampiyonluğa giderken onların desteğine ihtiyacımız var. İyi günde, kötü günde. O stadın dolması, saha içerisinde biz zaten maçı kazanmak için çıkıyoruz. Ama onlarla beraber çok daha güçlü olacağız. Hep artı bir fazla olacağız. Geçen baktığımda yani bir 7000 kişilik bir sayı vardı. Yani aslında bu baktığınızda bize, onlara çok teşekkür ederim gelenlere. Bize destek oldular. Ama evlerinde televizyon başında olan Samsunspor taraftarı var. Onların da ben yani bizimle birlikte olmasını istiyorum. Yani bize o sahadaki o gücü bizimle beraber. Çünkü her zaman bir şey söylüyorum. Taraftarınla çok daha güçlüsün. Buradan tekrar onları davet ediyorum. Yani az seyirci yakışmıyor. Bununla ilgili onların bize katılması, sahadaki o ambiyans, birlikte sevinmek bizi hedefe giderken şampiyonluğa çok önemli bir adım attıracaktır. İnşallah yarınki maçta bunu göstereceklerdir. O tribünleri doldurmalarını istiyorum ben. Yani sadece şampiyonluk maçında değil, bu haftalarda onlara ihtiyacımız var. Hocam, taraftarın öneminden bahsettiniz. Özür dileyerek son soru soruyorum. Geçen haftalarda birleşmiş bir taraftar topluluğu vardı. Daha çok hakem baskı altına alıyordu. Ses daha kombine çıkıyordu. Stadın ambiyansından da kaynaklı olarak taraftarlar bölündüğü zaman ses sahaya ulaşmıyor. Biz de bunu canlı olarak görüyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz taraftar birlikteliği hakkında? Ya şimdi tabii yani bununla ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta tek Samsunspor var, bir tane var. Yani herkesin ona desteklemesini istiyorum. Hep beraber, belki ayrı olabilir, belki farklı tribünlerde olabilir, birlikte olabilir ama o seyirci taraftar sayımızı ne kadar çok arttırırsak, sahada ne kadar çok fazla olursak ses, ortak bir ses zaten çıkacaktır. Oyuncularımın da buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Zaten onların performansının çok da artacağını düşünüyorum. Zaten şu an her şey lehimize gidiyor. Başkanımızın altyapıdan ta üste kadar yaptığı yatırımlar, bütün biz teknik adamlar, futbolcular, şu an herkes, siz medya, herkes Samsunspor'un başarısı için emek veriyor. Taraftarlardan da istediğimiz bize destek olsunlar. Sayıyı arttıralım. Çünkü Samsunspor markasına yakışan en değerli görüntü bu. Taraftarlarla beraber hedefe gitmek. Buradan tekrar onları ben maça davet ediyorum. Teşekkür ederim. Dinamik olsun, dinamik olsun. Haydi kadar. Haydi. Diğer taraftan yapıyoruz. Kalk buradan. Kalk.